kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Bu videoda biraz ottur, böcektir, o tarz şeylerle uğraşacağız. Bir arı ve böyle karınca karışımı bir yaratığın kraliçesini bulacağız ve onu yok edeceğiz. Şu an Homestead'deki ilk görevimiz bu ve ilerlemeye başlıyoruz. Can't do that yet. Can't do that yet. That skill's not ready. Görevimizin ilk aşaması şu an bitti. Yumurtaları topladık ve geri götürüyoruz. Evet, şimdi direkt bizi kraliçeye yönlendirdi. Burası büyük bir map. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Ben yine her zaman kuralımı uyguluyorum ve bütün map'i en ufak ayrıntısına kadar açıyorum. Bunu söylemekten herhalde hiçbir videoda bıkmayacağım. I can't do that yet. Evet, bir devotion point'i daha aldık. Kaldığımız yoldan devam edelim. Tamamdır. Bir lifesteal, Beren yıldız açtık. Şimdi birazcık daha ayakta durmamız kolaylaşacak. I can't do that yet. That skill's not ready.
Yalnız bu kadar aydınlık bir havaya karşı müzik çok gergin ya. Terminator izliyormuşum gibi. I can't do that yet. Grim Dawn'da şöyle bir şey var, kandırmaca var. Yani şöyle, aynı tür şeyler, ne o, yaratıklar size basit gibi geliyor. Sonra birden aynı tür olarak çok zor bir şey geliyor ve siz basit zannediyorsunuz. Ondan sonra rahat bir şekilde kesmeye çalışıyorsunuz. Sonra ölüyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. That skill's not ready. That skill's not ready. Atladığımız skill pointleri de verelim. Devam edelim. Şimdi en son şöyle bir karar vermiştik. Bir süre Arcanist'in skill ağacını bırakacaktık. Çünkü en gerekli skill'leri aldık. Aslında bir tane daha var. Şu skill. Nullification. Buna bir tane versek de oluyor. Karşı tarafın üstünde bulunan buff'ları siliyor. Mesela karşı taraf kendine damage buff'u basmıştır, shield buff'u basmıştır falan. Şunu attığınız an üstündekiler siliniyor. Ama sırf bunun için çok fazla skill point harici buraya gelmek istemiyorum. Daha büyük önceliklerimiz var. O yüzden Soldier'dan devam etme kanaatindeyim. Yeni rifkiyetimiz bulundu. Bu herhalde bu yakınlarda olacak kraliçenin yuvası. That skill's not ready. That skill's not ready. That skill's not ready. Evet, arayışımız sürüyor ama herhalde pek yakında değil. That skill's not ready. Yine bir totem gördük yine. Her zaman kuralımızı uyguluyoruz. Tüm çevreyi tamamen temizliyoruz. Hatta daha da geniş bir alanı temizliyoruz ki kaçarken önümüze kimse çıkmasın. That skill's not ready. Bu çok önemli bir şey. Atlanmaması gereken bir şey.
Şöyle çevreyi de kontrol edelim. Ne var ne yok. Mesela şuradan kaçarken önümüze bunlar çıkabilirdi. O yüzden buraları temizleyelim. I can't do that yet. Evet, totemi açmaya hazırız. Hadi bakalım. Tabii ki ağır abiler geldi. Hemen olduğumuz yerden biraz uzaklaşalım. Çünkü altımızda eter alanı var. I can't do that yet. Evet. Şu an hafiften zorlamaya başladılar. O yüzden kaçış rotamızdaki gibi biraz daha geriye gidiyoruz. I can't do that yet. Evet, en büyük ağır abi gitti. Ama işte şu son 2-3 videodur fark ettiğiniz üzere item konusunda biraz şanssızım. Pek bir şey gelmiyor yani. Tamam, bakalım. Fena olmayan bir kafalık aslında. Şu Far Cry skinimize -2 şey veriyor, cooldown veriyor. Çok güzel. %50 weapon damage veriyor. O da çok iyi. Evet. Aslında bakıyorum gayet resismesiz. Her şey yerinde. O halde kafalığımızı giyelim. 36 level shoulder çıktı. Ama giyemiyoruz. Devam edelim. Skills not ready. That skills not ready. Mümkün olduğunca böyle yeşil alanların içinde, yani yeşil edir alanların içinde kavga etmemeye çalışın. Dalgınlığınıza gelir ve öyle küçük bir hatadan ölebilirsiniz. That skill's not ready. Evet, level 32 olduk. Birazdan skill point'imizi vereceğiz. Ancak rahatsız edilmemek amaçlı çevreyi I can't do that yet. Evet, devam ediyoruz. Soldier'dan gerekli skill'ler açıldı. Bir saniye. Evet, şuradaki pasife verdikten sonra en sonunda artık ikisinden birine ulaşmış olacağız. Daha hala hangisine skill basmam gerektiğine karar vermiş değilim. Üstteki daha atak ağırlıklı, alttaki daha defans ağırlıklı. Bakalım duruma göre şey yapacağız. Can't do that yet. That skill's not ready.
kafamızdakinin bir benzeri geldi. Hemen hemen aynı. O yüzden incelemeye gerek yok. Hemen dönüp enerji potion alalım. O da çok önemli. Başta özellikle. Aslında bunun önüne geçebilirim. Şu enerji muhabbetinin önüne geçerim gerçekten. Onu da şöyle yapalım. Eğer şey varsa, komponent varsa, gerekli komponent. Got something you need stashed. Ki var. Yani şunu hemen kafalığımıza takıyoruz ve enerji regen geliyor şu an. Hem de %20 şey veriyor. Enerji veriyor. Hem de artı 3 regen veriyor. Ve bence gayet yeterli. O yüzden onu kullanalım yani. Early game için gerçekten tartışmasız en iyi komponentlerden. Gelmişken satışlarımızı yapalım. Gereksiz her şeyi satalım. See you around. Komponentlerimizi de geri şeye bırakalım. Bankamıza bırakalım. Safe storage, no questions asked. I'll keep an eye on this. Got something you need stashed? I'll keep an eye on this. Şu an kavgaya hazırız. Ama tipimizi de bir değiştirelim. Çok iğrenç bir tip oldu şu an. Yani şuradaki... Şövalye kılığımıza geri dönelim. Şuradaki totemi biz almamış mıydık? Almıştık. Herhalde ödülünü almadık. Veyahut da bir yaratık falan kaldı. Çünkü hala gösteriyor. Atladık yani. Hemen gidelim oradaki ödülümüzü alalım. Belki hayatımızın item'ı düşecek. Bilemeyiz. Aynen. Bir yaratık kalmış. Bir ağır abi kalmış. That skill's not ready. Hemen bakalım. Evet. Hiç de bize uygun bir item değil. Shield'imize bakıyoruz. Shield aslında physical resist açısından çok iyi bir shield ama maalesef ki ne bize bir skill veriyor ne yüksek bir damage veriyor. O yüzden üstümüzdeki level 17 olmasına rağmen bu çantamızdakinden daha iyi. The Swords. Bu aslında çok iyi bir şey. Sword. Bunun sebebi şu. Beast'lere ve Beast skinlere %17 daha fazla damage vuruyor. Yani şu an savaştığımız yaratıklar var ya, onlar da Beast sınıfına girdiği için onlara %17 daha fazla veriyor. Artı artı 23 offensive ability veriyor. Ancak kendi öz saldırı sistemi piercing yani 5-9 arası piercing damage veriyor. O biraz kötüymüş. Ve bunu takarsak eğer %7 attack damage convert to health yani lifesteal'dan geri kalacağız. Bunu da istemiyorum. Ancak pek ölmüyoruz gibi. O yüzden bu seferlik damage'i tercih ediyorum. Hadi bakalım. Ya Grim'dan biraz da risk. Yani çok oyunun başında şey anlayamıyorsunuz. Defansa mı çok ihtiyacım var? Atağa mı çok ihtiyacım var? Çünkü bazı yaratıklar var. Hemen kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki ondan sonra benim atağım çok iyi falan. Sonra önünüze bir tane aynı türden bir şey çıkıyor. Çok zorlanıyorsunuz. Bu sefer defans mı kötü diyorsunuz.
Sonra yavaş öldürmeye başlıyorsunuz. Yani anlık olarak değişkenlik gösteren bir oyun. O yüzden çok çok aşırı uzun vadeli planlar yapmak biraz zor. Duruma göre değişiyor yani. I can't do that yet. That skill's not ready. Arkadaşlar sormuşlar bu arada, şey demişler, neden magical ağırlıklı bir ark şey yapmıyorsun, battle match. O çok popüler, yani o tarz bir, bu arada yuvayı bulduk, o tarz bir battle match çok popüler çünkü genelde herkes öyle yapıyor. Ama ben kalıplar dışı bir insanım, daha önceki videolarımda da söylemiştim, farklı şeyler deniyorum. Daha soldier ağırlıklı, tank ağırlıklı bir battle match yapacağım. Evet, yuvayı bulduk ve devam ediyoruz. That skill's not ready. Bu arada size söylemiştim, ben build bakmıyorum, kendim build yapıyorum ve bunun bir mantığı var. Bu mantığı ilk videomda anlatmıştım. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar ona bakıp gerekli bölümde bu bilgiyi alabilirler. Ancak kısa çok sorulan sorular videosu yapacağım. Orada da bir miktar bu konuya değineceğim. Oyunda bazı mapler size Diablo 2'yi hatırlatabilir. Burası mesela Diablo 2'deki böcek yuvasına benziyor. Ne zaman girsem buraya orayı hatırlıyorum. Bu da şundan kaynaklı. Zaten bu türün öncesi Diablo. İkincisi de şu. Diablo'yu yapan ilk şirket olan, daha doğrusu şirketin bir departmanı olan bizzat Nord'un çalışanlarının bir kısmı Grimdam'da. O yüzden bu kadar bir benzerlik var oyun tarzında. I can't do that yet. I can't do that yet. Şimdi burada şunu istiyor. Direkt elimizi kolumuzu sallayarak kraliçenin yanına gidemiyoruz. Burada onun fedailerinden çeşitli organlar toplamamız gerekiyor. Örneğin şuradaki fedai. Büyük fedailerinden organ toplamamız gerekiyor. Bunlar olmadan geçiş izni vermiyor kapıya. O yüzden şu an onları öldürmeye çalışıyorum. That skill's not ready. Şu an damage konusunda evet, bir damage sıkıntımız var. Normal sıradan bir hero'yu bile öldüremiyoruz şu an. Yani that öldürüyoruz ama yavaş. Bu yavaşlık bize ters. O yüzden bir dahaki skill kazanımımda direkt skillimi güçlendirmeye oynayacağım. I can't do that yet. Şu an bu damage'le herhalde kraliçe şeyimiz fight'ımız biraz fazla dönecek. I can't do that yet. Gerçekten şu an pek yeterli değil. Uzun bir kraliçe savaşı bizi bekliyor. Evet, kapıya erişime hak kazandık. Şimdi devam ediyoruz. Kraliçenin yanına gidiyoruz.
Eğer baktık kesemiyoruz, yapacak bir şey yok. Yani dönüp parma başlayacağız. Grim Dawn böyle bir oyun. Bazen sizi tıkıyor ve defol git farm yap diyor. Yapacak bir şey yok. İnat ederseniz ölürsünüz. Net konuşayım bu konuda. That skill's not ready. Daha önceki videolarımda da gördünüz zaten. Hiç inat etmediğim bir şeyler oldu. Direkt gördüm, tarttım kendimi. Bu dedim bana uygun değil. Döndüm ve farklı bir yol izledim. Bu oyunda en çok kaybeden insan egosu olan insandır. Yani ben keserim, daha çok uğraşayım, risk alayım falan hiç gerek yok. Hiç. Evet, kraliçeye geldik. Ama önce çevresindekileri yok edelim. Evet. I can't do that yet. Bu kraliçenin ilk hali, ikinci haline de bürünecek. That skill's not ready. Kesinlikle bir damage problemimiz var ya. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Allah'tan poison resistimiz var. Poison resistimiz iyi durumda olmasa kesinlikle bu fight alamayız. Mümkün değil. I can't do that yet. Evet, ikinci haline geliyor. Hemen şuraya bir portal açalım. Ne olur ne olmaz. That skill's not ready. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. O da lore bilgisi olsun. Bu Swarm Queen Ravna aslında yeni bir kraliçe. Eski kraliçe var. Eski kraliçeyle de karşılaşacağız ilerleyen dönemlerde. Gizli bir bölüm o. Secret yani. Lindan'ın secretları meşhur biliyorsunuz. Orada Mad Queen var. Yani bir önceki kraliçe. O aman tanrım. O çok inanılmaz bir şey. I can't do that yet. Softcore oynarken bile cesaret edemiyordum. Hardcore'da nasıl cesaret edeceğim hiç bilmiyorum yani. Do that yet. Çılgın bir şey ya. Evet, şu kayalar üstümüze gelmese iyi olacak da. That skill's not ready. Ah. Evet, kraliçeyi avladık. Şu an homestead'e geri dönüp görevimizi verip bir sonraki homestead görevine devam edeceğiz. Ana görevimiz kalmadı homestead'te, ancak yan bir görev var. XP açısından çok bol. Ödül veriyor. O yüzden onu da yapacağız. Yani homestead'e geri dönelim. Evet. XP'mizi aldık. Şimdi devam edelim. Diğer görevlerimizi alalım. Öncelikle köyde dolaşalım. Görevleri toplayalım. Evet, diğer görevimize doğru gidiyoruz. Bir Aether problemi varmış bu köyde. Onu halledeceğiz. O da gayet zorlu bir boss'tur. Early game için. Bakalım ne yapacağız? Aether resistimiz ne kadar? Aether resistimiz gerçekten düşük. Bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Bir de kapalı bir alan, yani kapalı bir alan derken şöyle kapalı bir alan sizi belirli bir çitte kapatıyor ve kaçamıyorsunuz. O yüzden düzgün oynamak lazım.
That skill's not ready. Herhalde üst tarafta bir yerdeydi ya. Öyle hatırlıyorum ama. That skill's not ready. I can't do that yet. Can't do that yet. Evet. Şu amilerin büyüğüyle karşılaşacağız işte. Yani daha böyle iri kıyım olanıyla. I can't do that yet. Uğraştırdı ya. Yürü yürü bitmedi. Bu arada şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Grimdown'da biliyorsunuz size hiçbir yerde rota belirtmez, yani farm rotası belirtmez. Rotayı kendiniz kafanızda marklayarak oluşturuyorsunuz. Şimdi ben mesela buradaki Queen'i kestim ya. Bunu kesmiş olmam buradaki işimin bittiği anlamına gelmiyor. Burası farm noktası artık. Buraya geleceğiniz, edeceğiniz o Queen'i belki 20-30 kere keseceksiniz yani. Yani anlatmaya çalıştığım nokta bu. Bu oyun hani öyle kestim, ilerleyeyim tarzı bir şey değil. Belki şimdi ilerleyemeyeceğiz. Şimdiki boss'u belki kesemeyeceğiz. Ne yapacağız? Oradaki Queen'e avanacağız. Olay bu yani. I can't do that yet. O yüzden mekanların nerede olduğunu, bossların nerede olduğunu kafanızda marklayın. Yani oraya hatırlayan bir işaret koyun, bir şey yapın. Önemli yani. I can't do that yet. Şimdi ben bunları YouTube'a upload ettiğim için biraz daha sürekli ileriye doğru gidiyorum. Normalde oynayış tarzım bu kadar hızlı değil. Yani biraz daha böyle güçlenmem gerektiğini hissettiğim an farma dalarım ben. That skill's not ready. Şu an biraz daha videoya yönelik bir ilerleyiş sergiliyorum. Do that yet. That skill's not ready. Oyunda her zaman ilk hedefiniz range olan, yani uzaktan size damage atan karakterler olsun. Çünkü bu şerefsizler
diğerleri tanklarken çok sizden can götürüyor. Bir de bir önceki serimizde yani videomuzda anlattığım üzere buffer şeyler var. Monsterlar var. Yani yandaki diğer monsterlara armor, heal tarzı şeyler atıyor. Onları da bulup hemen öldürmeniz önem arz ediyor. Evet geldik şimdilik. Temizleyelim. İçeride de bir küçük temizlik yapalım. Ve fight'ımıza hazırlanalım. Daha alan bile ne kadar vuruyor ya. Biraz tehlikeliymiş burası. Ha. Gereksiz bütün her şeyi öldürelim. Ki sıkıntı çıkmasın. Güzel. Şu an her tarafı temizledik. Şimdi burada en büyük tehlike şuradaki gördüğünüz Aether alanlarında dövüşmek. Yani bunların asla üstünde dövüşmeyeceksiniz. Çünkü bakın girdiğiniz an ne kadar gidiyor. Yani inanılmaz bir sıkıntı. O yüzden soğukkanlı olup şu boşluklarda dövüşmeye çalışacaksınız. Şuraya da bir portalımızı açalım. Devam edelim. Evet geldi bizim ağır abi. That skill's not ready. Şu an damage olarak bir problem yok ancak onun instant kill atan şeyleri var, skill'leri var az önceki gibi. Onlara dikkat etmek lazım. I can't do that yet. Şimdi Grim Dawn'ın diğer bir şaşırtmacasını anlatayım size. Şu an gayet iyi öldürüyoruz değil mi? Size öyle geliyor yani şu an. Hiç problem yok, kesiyoruz falan. İşte öyle olmuyor. Bir anlık gafletten çok yüksek damage vurabiliyorlar bunlar böyle bu yaratıklar. Bu tarz bosslar. O yüzden aman çok az canı kaldı. Kaçmayayım ben. İki vuracağım zaten ölecek. Dayanırım. Öyle bir şey yok. 10 HP'si bile kalsa siz yine kaçarak bu şekilde savaşın. Çünkü ben biliyorum yani sırf böyle çok az bir canı kaldığı anda full HP'den beni böyle tek atarak öldüren yaratıklar vardı. That skill's not ready. Bunu bir hani Grim Dawn'ın doğası olarak kabul edin. Yani Grim Dawn'da ne kadar tank olursanız olun, ne kadar farklı boyutlar kasarsanız kasın, dövüşme sistemi bu şekilde yani. Her zaman bu şekilde. That skill's not ready. Mesela skill'lerini onun dodge'layın. Hepsini yemeyin. Mesela diğer RPG oyunlarında şey oluyor. Ben güçlendim artık bana ne atarsa atsın ben ondan target'ımı çekmem kafası oluyor. Grim Dawn için geçerli değil. İsterseniz çok iyi bir karakter yapmış olun. Oradaki skill'leri yememeniz gerekiyor. Evet şu an yok ettik. Ödüllerimizi alalım. Köyümüze dönelim ve XP'mizi kazanalım. Şimdi bakalım üstümüzdekine. Cold damage veriyor, frost damage veriyor, poison damage veriyor. Üçü de bizle hiç ilgisi olmayan damage türleri. %12 beast türlerine vuruyormuş. Olabilir. Artı 45 cunning, %4 melee attacks yani şey dodge veriyor %4. Ve 14 aether resist. Sırf aether resist içinde bu pantolon giyilmez açıkçası. Hemen köyümüze geri dönelim. Şimdi bir dakika. Homestead. Aynen. Evet. Alışverişlerimizi yapalım. Ah, we speak at last. There was much commotion. I see your reputation is well earned. The Legion, my scouts have reported back from the lands to the north.
just the person I'm looking for. The others may do. There are two other groups of survivors in the region that we are aware of, but... Evet, şimdi şöyle bir do not consider them to be of strategic value. Burasını özel olarak anlatayım şimdi. I disagree. They may consist largely of fanatics, but fanatics aimed in the right direction can be a power. Şimdi oyunda size ilk videoda bahsetmiştim. İnsanlar arası bir gruplaşma var. Yani başına insanlığın başına gelmiş bu kıyametle mücadele etmek için insanların çoğu bölünmüş. Farklı farklı kültlere girmişler. Bunu bahsetmiştim. İşte o kültlerden iki tanesi birbirine ölümüne düşman. Bunlardan bir tanesi Dead Vigil. Bunlar Necromancer grubu. Bir tanesi de Kaimonlar. Yani şu grup olacak. Bir saniye. Hayır. Şu an burada göstermiyor seçmediğimiz için de. Bir tanesi de işte Kaimonlar ve Dead Vigil'ler. Bunlar ölümüne düşmanlar ve oyunun normal zorlukta, yani ilk başladığınız zorlukta size bunların arasından birine işbirliği yapmanızı istiyor oyun. Diyor ki ya şununla işbirliği yap ya diğeriyle işbirliği yap. Aslında bizim kendi grubumuz, öz grubumuz neydi o? Black Legion. Biz aslında grup olarak Black Legion grubuna üyeyiz. Ama müttefikimizi seçiyoruz şu an. Kimle müttefik olmalıyız diye köy bize soruyor. Ben de bunların arasından biriyle anlaşacağım. Şimdi öncelikle neye göre seçiyoruz? İlki şu, roleplay'e göre. Yani canınız ne istiyorsa, yani böyle daha karanlık şeyler yapmak istiyorsanız Dead Vigil'i seçeceksiniz. Daha böyle bir fanatik, dinci tarzı bir şey oynayacaksanız Kaimon Chosen'ları oynayacaksınız. Ama roleplay'i bir kenara bırakırsak bize ne gerekiyor demeç olarak, ona göre bir seçim yapacağız. Şimdi Dead Vigil'e geliyoruz. Diyoruz ki What short of equipment do you offer? Yani bize bana diyorsun, bana ne öneriyorsun, yani size neden geleyim? O da size söylüyor, diyor ki bak diyor, cold, vitality gibi şeyler bizden sorulur. Gel ben sana yardımcı olayım. Ben de diyorum ki benim cold'la bir işim yok ki. Hemen diğerine gidiyorum. Aynı soruyu ona soruyorum. O da diyor ki physical, fire and lightning. Biz physical oynuyoruz zaten. O zaman Kaimon Chosen bizim için daha mantıklı oluyor. Ancak sırf olay damage türü değil. Resistler de önemli. Mesela Dead Vigil'de güzel resist veren komponentler var. Yani çok önemli değil ama neye göre seçtiğinizde bu şekilde bir açıklamış olayım. İkisinden birisini seçince size şey veriyor. Kendi klanlarına ait bufflar veriyor. Ona göre artık duruma bakarsınız. Ben şu an Kaimon Chosen'ları seçeceğim. Evet, Kaimon Chosen'ları seçtim ve level atladım arkadaşlar. Şimdi hemen Warcry'in pasifine vermeye başlıyorum. Deli gibi resist kırıyor şu an. Evet. Bu resist kırması çok iyi bir şey. O yüzden buraya bir abanalım bir süre. Evet, şu an bu şekilde. İlerliyoruz. Şunlar da Bloodsworn'lar. Bunlar da bir kült. Bunlar da şeytan çağırma üzerine. Yani katolikler dediğimiz o Aether'lardan sonraki tehdit olan yaratıkları çağıran kült. Onlar da bir insan kültü. Daha sonradan yaratıklaşıyorlar ama. Bu Dead Vigil ile Kaimon Chosen kendi aralarında düşman ama ortak olarak Bloodsworn'lar da düşman. O yüzden ikisi de Bloodsworn'lar amaçlı size questler veriyor ileride.
Dediğim gibi bu oyun aslında bir distopya oyunu. Yani aslında dünyayı kurtarmak gibi bir amaç gütmüyor. Kendi grubumuzu daha yaşanılabilir bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Zaten dünyaya olan olmuş. Kıyamet sonrası bir hayatta kalma mücadelesi aslında. Öyle söyleyeyim. That skill's not ready. Evet, bir katonik totemine kavuştuk. Yine her zamanki gibi etrafı temizliyoruz ki başımıza kaçarken bela oluşmasın. Evet, dolaşıyoruz. Bakalım çevrede başka var mı tehdit? Hemen gidelim. Evet. That skill's not ready. Evet, şu an bir blueprint yakaladık. Yani şu blueprint önemli bir şey değil herhalde ama. Yani evet, çok önemli, çok da önemli bir şey değil. Zaten two handed şu an bize pek gerekli olmayan bir blueprint. Hemen command, command command'a bakalım. Yine bize hiç alakası olmayan, pet bulletler için daha çok iş görecek bir kafalık. Pantolonumuza bakalım. %14 damage veriyor, bizden daha iyi. 10 elder damage damage veriyor, bizde alakası yok. Spirit veriyor, bizden kötü. Elemental resist veriyor %7. Zaten elemental resistlerimiz fena değil. Stun duration veriyor %14. İşte burada olay kopuyor. %14 stun duration çok iyi bir şey. Yani freeze, cold, stun, herhangisiz durduracak bir şeyi %14 zamanını %14 kadar azaltıyor. Ama %10 elemental resistimizi gözden çıkartmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor mu? Hemen bakalım. Şimdi stun duration'ımıza buradan bakalım. Ne kadar bizim stun duration'ımız? Burada söylüyor olması gerekiyor diye biliyorum. Maalesef burada söylemiyor veyahut da ben göremedim. Hemen bir şöyle bir değiştirelim. Sadece physical resist'i gösteriyor. Aynen, burada göstermiyor. Halbuki göstermesi lazım. Ya da ben şey yapıyorum. Fark etmiyorum. Yani şu an giymememize pek gerek yok gibi geliyor bana ama. Gerçi şey veriyor. Piercing resist veriyor ama bizim piercing resistimiz %80'miş ya, süper. Ha, çok gerek yokmuş ya, tamam. Devam edelim. Piercing resist ne ara bizim %80 oldu ya? Skills not ready. %80 piercing çok iyi bir şey ya. Şu var ya, delici hani atan, range atan yaratıklar var. Daha doğrusu yaratık değil de insanlar var. Karakterler. İşte onların damage'leri %80 azaltıyor yani. Çok iyi. Early game için piercing damage inanılmaz. Piercing resist. Gerçekten hayret ya. That skill's not ready. Bir saniye.
do that yet. Evet, ilerleyişimiz sürüyor. Yine biraz büyük bir map. Ama zaten hani bildiğiniz üzere, bunu sürekli tekrarlıyorum, Grim Dawn yarı açık dünya oyunudur. Bazı insanlar diyor ki mesela Diablo şu an Diablo 4 açık dünya şeklinde gelecekmiş, yarı açık dünya olarak gelecekmiş. Bu nasıl olacak? Bu böyle bir şey nasıl olabilir? Bilmiyorlar tabii böyle bir şeyi. Deneyimlememişler. Ben de diyorum ki bunu anlamanız için Grim Dawn oynamanız lazım. Çünkü bunu yapan sadece Grim Dawn var. Diğer hiçbir RPG oyununda böyle bir açık dünya yok. Yani RPG derken hack and slash RPG olarak söylüyorum. Üstten görülmüş. Bunu anlamak istiyorsanız Grim Dawn oynayın. Grim Dawn bunu zaten yıllar önce yapmış. Hani ben o yüzden Diablo 4'ün ne tarz bir şey olarak, yani bu anlamda ne tarz bir şey olarak geleceğini anlıyorum yani. Açık dünya şeklinde gelecek ve bu şekilde gelecek. That skill's not ready. Ama öl artık. Şimdi bir item düştü, onun üstünden anlatacağım. Aslında bizim işimize yaramıyor ama buradan neyi anlatmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Şimdi mesela Bloodsworn Scepter of Alacrity diye bir şey çıktı, tamam mı, karşımıza. Şimdi bakın. Oyunda monster'a özel itemlar düşüyor. Yani monster türüne özel itemlar var oyunda. Bunlar rare olur, unique olur, epic olur, fark etmez. Yani daha doğrusu o türden çıkma olasılığı yüksek itemlar var. Mesela Bloodsworn, zaten üstünde yazıyor. Bu kültün ismi ne? Bloodsworn. Yani Bloodsworn üyesi olan herhangi bir yaratıktan bu item düşmesi yüksek ve bunun tabi farklı versiyonları da çıkabiliyor. Mesela şu an Chaos damage veriyor ama Vitality damage verebilir, Cold damage verebilir vesaire. Ancak Bloodsworn'a özel bir item türü olabilir. Bu diğer monsterlar için de geçerli, yaratıklar için de geçerli. Mesela trolllerden troll baltası çıkıyor mesela. Başka hiçbir yaratık türünden çıkmıyor onlar. Gibi. O yüzden Vitality damage kasan arkadaşlar varsa, ki benim şu an softcore'da kastığım 100 level karakter Vitality. Mesela daha çok Bloodsworn kültüne yönelmeleri mantıklı olur. En azından şey için, başlangıç itemlarını biraz daha dizebilmek için. Gibi. Şimdi kültümüze gidiyoruz. Kültümüzün, yani şu an iki tane seçtiğimiz bir kült vardı bildiğiniz gibi. Kaimon Chosen ve Death Vigil karşı karşıya olduğunda. Şimdi sol taraf bu şeyde Sorrow Bastion'da. Sol taraf Death Vigil'lerin, sağ tarafta Kaimon Chosen'ları. Biz Kaimon Chosen'ı seçtiğimiz için sağ tarafa gideceğiz. Ve onlarla bir tanışacağız. Gördüğünüz gibi onların kültü burası. Burası onların baş şehri. Yani şehri derken kalesi diyeyim. May the light of Empyrean guide your path. Evet. Onlardan da bir yan görev aldık. Yolumuza düşerse şey yaparız. Görevi yapar, geri geliriz. Reputation'ımızı kasarız onlara karşı. Saygınlığımızı yani. Ve bu şekilde ilerleriz. Şimdi neden buranın görevlerini yapmamız gerekiyor? Bir, haliyle XP için. İki, reputation için.
Location'a ne işe yarayacak? Onların bize sağladığı itemlar var. Resist itemları var, komponentler var vesaire vesaire. Bunları alabilmek için reputation gerekiyor. Reputation için de onların görevlerini yapmamız gerekiyor vesaire vesaire. Ancak onların düşmanı olan monsterları kestiğimizde de belirli bir miktar reputation alabiliyoruz. Örneğin Death Vigil'leri kesersek reputation'umuz artacak yani. Onun gibi. Death Vigil'lere uğramıyorum bile çünkü giremeyeceğiz. Gerek yok. Aynı yani bunun gibi bir giriş kapısı var ve sizi bekliyorlar. Ancak içeri almazlar haliyle. Seal gösterecek. Mühür gösterecek. Evet, Lost Sworn'u öldürmeye devam ediyoruz. Bakın burada bir Death Vigil var. Lost Sworn'la kapışıyorlardı. Şimdi Lost Sworn'u öldürdüm orada. Ve Death Vigil'i de öldürmeye devam ediyorum. Can't do that yet. Yani kültler arası bir klan savaşı var gibi bir şey oyunda. Full. Full böyle yani. Ama hepsi Bloodsworn dışında hepsi Aether'lara karşı. Daha doğrusu Bloodsworn da Aether'lara karşı da Bloodsworn aynı zamanda diğer klanlara da karşı yani. Tüm dünyayı ele geçirmek istiyor. Yine Death Vigil'ler. I can't do that yet. Bunlar Necromancer. Evet, bizimkiler Kaimon Chosen'lar. Ortalık savaş alanı yani. Bakın Death Vigil şeylerle Lost Sworn'lar da bizimkiler kapışıyor. Yanında hemen Death Vigil'ler çıkabilir. Ortalık karışık yani. Savaş alanı. Biz de önümüze geleni pataklıyoruz. Hadi bakalım. I can't do that yet. That skill's not ready. Skills not ready. Evet. Bir ölüm tehlikesi geçirdik. Neden? Çünkü buradaki hero that skills not ready. Ağır bir alan açtı altımıza ve ben onun hero olduğunu fark etmedim. Dalgınlığıma geldi. Evet, şeyin Kaimon Chosen'ın yan görevini tamamladık. Hemen onların yanına gidelim. Görevimizi verelim. Gayet çok sağlam bize şey verdi. XP verdi. Bloodgrove Rift'inde bulunca Grimdawn serimizi bu videoluk tamamlamış olacağız. Diğer videoya artık ilerleriz. I can't do that yet. Bir saat zaman dilimi doldu. Bir saatten fazla olan bir video da atmak istemiyorum açıkçası. Bir saat bile uzun aslında. Yani şöyle aslında ben 5-6 saat de oynarım da izleyen için sıkıntılı olacağını düşünüyorum bir saat. That skill's not ready. Hero. Lost Sworn'lar daha çok şeydir. I can't do that yet.
Warlock tarzı skiller kullanırlar. Böyle size lanet yaptırtacak şeyler. Bakın bahsettiğim şey işte bu. Şu an mesela oyun bana artık uyarı veriyor. Diyor ki şu an sen bunu kesemezsin diyor. Yani keserim aslında da. Risk yani. Yani onun için şu an onunla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ama görevmiş herhalde. Evet görevmiş, o yüzden uğraşacağız. Normalde uğraşmam. That skill's not ready. O yüzden biraz kaçarak. Görev olmasa buradan direkt uzaklaşırım hiç yani. Hiç uğraşma. Yani risk çünkü. I can't do that yet. Hiç utanmayın böyle. Direkt kaçın, edin. Dolanın. Bir şöyle rahatlayın, geri gelin. Tamam, görevimizi... Daha doğrusu yan görevimizi... Tamamladık. Şimdi bir dakika. Aynen. Şeye gideceğiz tekrar. Sorrow's Bastion'a gideceğiz. Çok iyi XP veriyor ya. Vay anasını ya. Hemen skill'lerimizi verelim. Aslında şu Break Moral'a abanmak istiyorum çünkü karşı taraftan %11 physical şey siliyor. Resist siliyor. Çok iyi aslında. Devam etsem 14, 17, 20. Yani bayağı iyi anasını satayım. Şuraya geçmek istiyorum ama yani şundan da vazgeçmek akıl kârı değil. Neyse. %20 şu an iyi ya. Bir dahakine ilerlerim artık. Evet. Devam. Bloodgrove'a bir türlü ulaşamadık ya. Hadi artık. Anasını satayım. Ah ah. Direkt ilerleyecektim ama totem görünce dayanamıyorum. Totem çok önemli bir şey. Güven alalım. I can't do that yet. Haydi bakalım. That skill's not ready. Evet, en nefret ettiğim şey oldu. Sıkışıyoruz yani. Oh, bunlar çok sıkıntı. Kaçın. Lightning vuruyorlar. Ve çok uzun süreli şey atıyorlar yani. Skill'i çok uzun süre sürüyor. I can't do that yet. Öf. Korkmadım desem yalan olur. Öf. Anasını satayım. O ilk başta vurdu demeç neydi öyle? Elim ayağım titredi. Allah'ım ya. That skill's not ready. Street. Öf, vallahi korktum ya, korktum. Ya
Hiç alakasız itemlar düştü. Bunun için bir risk aldım diyorum şu an. Hadi gidelim. Allah'ım ya. Can't do that yet. Şu kamptan kardeşlerimizi kurtaralım. Kurtardık. That skill's not ready. Devoş ne almış mıydık ya? Almamışız. Shrine. Aha, shrine var. Devotion point için buraya almamız gerekiyor. Şunları hemen yok edelim. Shrine'ımızı alalım. Ne gerekiyormuş? Catonic Seal Binding. Hemen gidelim. Craft edelim, şunu gelelim. İnşallah vardır şeyi. Blueprint'i falan. Şimdi onu orada bırakıp Devotion'ımı alamamak beni çok üzer açıkçası. Hemen bakalım. Got any more scrap metal? Katonik. Hadi be, yok mu cidden? Vardır ya. Vardır. Yok deme. Safe storage, no questions asked. Hadi be, vallahi yok. I'll keep an eye on this. I do the best I can with what I've got. Perfectly safe illusions for a price. Got any more scrap metal? Gerçekten de. Aman bu beni üzdü. Orayı unutmayalım. Oradaki craft materyallerini elde edince tekrar oraya gidip devotion'umuz, devotion point'imizi alalım. Üzdü şu an. Nasıl olmaz ya bizde bu? Aa çok üzüldüm ya. Neyse. Burada kalsın. Elde edince gelip alırız. Ne yapalım? Yas ilan edecek halimiz yok. Bende şey var yani böyle bir devotion pointer falan bir... Buraya girmiyorum arkadaşlar. Buraya girmemenin sebebi var. Şimdi diyeceksiniz ki buraya neden girmedin? Şimdi bunlar özel dungeonlar. Buraya girersek... Açıkçası şöyle söyleyeyim. Ağzımıza sıçarlar yani. Burası şu an müsait bir yer değil. Yani gördüm yani. Görmeden geçtiğimi sanmayın. Evet. Devotion point veren shrine görünce ve onu alamayınca çok üzülüyorum oyunda. İlerleyelim. İlerleyelim. Bakalım ne olacak. That skill's not ready. Yine böcekler. Ha. Homestead'e geri dönelim. Görevimiz varmış, onu vermemişiz. Sağdan gördüm şimdi.
I am told that Lysandra and a couple others have returned safely. I could not agree more. When the Legion was forced to abandon... Bize... şey verdi. Glossor'un bir üyesinin, bir yani yetkili bir üyesinin ölüm fermanını verdi. Gidip onu öldüreceğiz. Bize kapı açacak, tam açmadı. Aynen, Bloodgrove'a giriş yaptık sonunda. Teşrif gate'ini bulduk mu tamamdır yani. That skill's not ready. Bu arada şu yaratıklar var ya, bunlar şey, şu küçükler Lost Swarm'un üyesiydi aslında insan olarak. Sonra böyle dönüşüyorlar işte, ayinler hep. Eski insan yani bu. Böyle gereksiz lore bilgileri veriyorum ama yapacak bir şey yok. Görünce de söylemeden edemiyorum. Bilinsin istiyorum. Evet, Bloodgrove'a geldik. Diğer videoda amacımız Dark Veil Gate'deki bize verilen görev olan Carlos denilen yetkili bir Bloodsworn üyesini öldürmek ve kaleyi fethetmek amacımız bu. Zorlu rakiplerden bir tanesi ve resistlerimiz de pek yüksek değil. Belki şu an tıkanacağımız yerlerden ilki burası olabilir. Ama önemli değil. Farm yaparız. Her şeyin bir çözümü var. Daha yolumuz uzun. Daha orası bitecek. Sonra buradan devam edeceğiz. Sonra orası da bitecek. Buradan devam edeceğiz. Ondan sonra artık Elite, Ultimate planımızı yapacağız. Önümüzde uzun bir yol var. O yüzden takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.